Bir ee, şeye e, dikkat çekelim ilave edelim. Bunlar farzların terki şeklinde olduysa kaza etmeye çalışmak. Hmm. Elinden geldiği kadar kaza etmek ve ya Rabbi bağışla demek. Yine de gelme ihtimali var olsun bir şey olmaz. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki: Etbi'es seyyiete el hasenete temhuha. Bir hata işlediğinizde, bir günah işlediğinizde onun zıddına olan bir iyilik yapın. Hem de hemen arkasından bir iyilik yapın ki o kötülüğün, o günahın lekesini silsin götürsün. Demek ki günahların, tevbelerin kabulü konusunda işlediğimiz hatanın zıddına bir sevap işlememiz de Efendimiz tarafından bize haber verir. Evet. Şimdi bir başka ayeti kerimemiz. Yüce evet. Rabbimiz Tahrim Suresinin 8. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. sa'idu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a samimiyetle tövbe edin. Bu samimiyet kelimesini bizim kadim alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun çok güzel izah etmişler. Demişler ki onların verdiği misali bugünün apartmanda doğup apartmanda büyüyen gençlerin anlaması biraz zor. Ben biraz da misali değiştirmek istiyorum. Nedir vermek istediğim misal? Diş macunları var ya Abdullah. Evet. Onu sıkıp da tüpten çıkardığınız zaman tekrar tüpe döndürmek ne kadar zor veya imkansız ise. Tevbe-i nasuh demek kulun farkına varıp pişman olup bir daha işlememeye karar verdiği günahtan tevbe edince o diş macununun tüpten çıkan kısmının tekrar tüpe dönmeyeceği kadar bir katiyetle o günahı bir daha işlememeye dikkat kararlı olmasıdır diyor. İşlememesidir demiyorum dikkat edin. İşlememeye kararlı olması. Ne demek bu? Tevbe ederken hakikaten bir daha işlememede samimi ve kararlı. Yani şunu söylemiyor. E ben yine arada bir işleyebilirim ama Rabbim de affeder. Ben işlerim Rabbim affeder diye düşünmüyor. Adam keşke ayaklarım kırılaydı da o günah yerine gitmeseydim. Elim kırılaydı da o kadehi tutmasaydım. Gözüm görmez olaydı da o harama bakmasaydım diye organlarından vazgeçercesine pişman olmuş. Bir daha işlememeye yüzde yüz karar vermiş. Hatta i̇mam Gazali'nin tabiriyle bu pişmanlığını gözyaşlarıyla da ispat etmiş. Evet bütün bu şartlar yerinde bir daha işlememeye de azmetmiş. Tevbe etmiş. Aradan beş sene geçmiş. On sene geçmiş. İnsanız ya. Hata etmekle malulüz ya, illetliyiz ya. Aynı suçu tekrar bir daha işlemiş. Eğer ilk tevbesinde kesin kararlı idiyse Abdullah Bey, bu günah 5-8 sene sonra tekrar işlemekle eski günah yeniden dönmez. Affedilmiştir. Yok eğer işte biraz evvel söylediğim gibi yine de işlerim ama Rabbim de affetsin diye yapıyorsa o zaman zaten ilk tevbe de geçerli değildir. Sonra işledikleriyle beraber hesaba sorulur. Şimdi dikkat ederseniz mahkemelerin bir kısım kararları var. Diyor ki seni şu kadar e, cezaya çarptırdım, bunu da askıya alıyorum. Beş sene içerisinde yeni bir şey işlemezsen bunu sileceğim. İşlersen yeni işlediğinle bununla beraber hesaba çekeceğim diyor. Bugünkü hukuk bunu söylüyor. Biz de diyoruz ki samimiyetle tövbe edilmişse Allah affetmiştir bir daha dönmemek kaydıyla. ileride insan hali yeniden işlese bile eski günah dönmez ama bir taraftan işleyin bir taraftan da Allah affetsin diye düşünüyorsa o tövbe tövbe değil. Şimdi e, hadis-i şeriflere geçelim hocam eğer notlarınız bittiyse. bitti. 14. hadis-i şerifimiz riyaz Salih'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler tövbe ederim. Yani Resulullah günde 70 defadan fazla Allah'tan kendisini bağışlamasını diliyor ve tövbe ediyor ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş bütün günahları bağışlanmış ve ismet sıfatının tecelli ettiği bir peygamber. Ne demek bu? Liyafira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma ta'ahhar. <laughs> Fetih suresinde malumunuz Allahu Teala senin geçmiş gelecek olmuş olacak hatalarını her ne kadar orada zem kelimesi geçiyorsa da peygamberler büyük günahlardan biraz evvel işaret ettiğiniz gibi masum olduklarından dolayı ismet sıfatıyla sıfatlı olduklarından dolayı cenab-ı Allah tarafından korunma altına alındıklarından dolayı biz hatalar diye tercüme ediyoruz. Affedildiği beyan edildiği halde. Burada 70 biraz sonra gelecek. Burada 70'ten fazla değil ya biraz sonra 100 rakamıyla da karşılaşacağız. Bu bize ne, ne mesajı veriyor? Bir, çok açık birinci. Peygamber, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın Habibi, son peygamberi. Günde 70 yüz kere istiğfar ederse siz kendi hesabınızı kendiniz yapın diyor. Burada peygambere, peygamberin bu kadar istiğfar etmesi, ya peygamber hakikaten bu kadar velev ki günah olmasa bile hata mı işliyordu diye insanın aklına soru gelir. Buna Alimlerimiz iki cevap veriyor Abdurrahmet Bey. Birisi Efendimiz her gün 70 ila 100 manevi mertebe kat ediyordu. Allah'a giden yolun da sonu yok. Her bir üst makama çıktığında bir alt makamdaki haline üzülüyor ya Rabbi beni affet diyordu. Tam hmm. anlatabildiğimi sanıyorum. E, bu bu olay aklıma geldiğinde şey bu olayı anlattığınızda aklıma şey geldi. Şemsi Tebrizi ile Mevlana arasındaki e, diyalog. E, Şemsi Tebrizi Mevlana'nın karşısına çıkıyor. Beyazıt'ı Bestami mi daha üstün yoksa e, Hazreti Hz. Muhammed mi daha üstün diye soruyor. Ha. Ha. Ne Çünkü e, Beyazıt'ı Bestami tam olarak ifade edemesem de ben diyor dünyayı diyor cübbemin içinde saklıyorum. Yani ben artık en üst makama ulaştım diyor. Evet. Ha. Hazreti Muhammed ise sallallahu aleyhi ve sellem kendi kusurlarını bakıp her gün yetmiş veya yüz defa tövbe ediyor diyor. Bu nasıl oluyor? Sizin ifade ettiğiniz gibi her makamda bir alt makamdaki kusurlarına hayıflanıyor. Ya da o yaşamış olduğu hale hayıflanıp bir kere daha tövbe ediyor. Allah razı olsun. Bunu anlatmaya çalışmıştım daha güzel anlattınız. Bu birinci izah. Yani yetmiş veya yüz kere istiğfar. İkinci izahı alimlerimiz diyor ki Ümmetin işiyle o kadar meşguldü ki Resulullah. Fakir geliyor bir şey istiyor. Asker tertip edilecek. Savaşa çıkılacak. Kadın geliyor kocasından şikayet ediyor. Erkek geliyor hanımından şikayet ediyor. Ümmetin işleriyle meşgul olurken maneviyat konusunda bir kısım ihmalleri, Allahu Teala olan irtibatının kopması gibi bu gibi yanlışlara düşmüş olduğundan dolayı, olacağından dolayı, ümmetin meşguliyeti onu manevi meşguliyetten alıkoyacağından dolayı Cenab-ı Peygamber 70 ila 100 kere Allah'a istifarda bulunuyor diye izah ediyorlar ki. Her iki izahı da fevkalade güzel bulduğumu söyledikten sonra bu hadisin bize verdiği mesajlar konusunda insan kötü yolu terk etmekle kalmamalı, kötüyü terk edeceğiz kusurlarını telafi etmek için ibadet ve itaatla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır. Hı. Hatırlar mısınız bazı insanlar? Benim kimseye zararım yok. Ben çok iyi bir insanım. Kimsenin gıybetini de yapmam, malını da çalmam. Yetmez ki kardeşim. Sen zarar zarar vermediğin anlat. Faydan ne? İnsanlara hizmetin ne? Konu komşuya katkın ne? Bana onu söyle. Ha birisi de diyor ki şimdiye kadar ben hep zarar bile verdim, yanlış yoldaydım. Bir sohbet dinledim, bir kitap okudum, bir mesaj geldi. Bazen bir mesaj bile çarpıcı olabilir. Ya bundan sonra o kötülükleri yapmayacağım. Güzel aferin. Bir de iyilikleri yapmaya ilave edeceksin ki kusurlarını yakalamakla kalmış olmayasın. Bir de iyilikleri devreye sokmak, uygulamaya geçmek gibi bir iyiliği yapmış olasın. Çünkü niye iyiliklerde iyilikler de yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması gerekir. Ne zaman öleceği belli değil. Hadi kötülüklerden vazgeçtik. Tabiri caizse sıfıra çıktık. Artıyı nasıl kazanacağız? Cennetin yolunu bulabilmek için artıyı da kazanmamız lazım. Femen sakulet mevazinuhu fehuve fi Terazinin sevap tarafını ağır getirmeliyiz ki cennete ulaşabilmelim, bilelim. Onun için de Sadece günahları terk etmekle kalmayıp istiğfarla, tevbeyle iyilikleri de artırmaya çalışmamız lazım. Birkaç notum var Buyurun. müsaade ederseniz. Peygamber, Cenab-ı Hakk'ı en iyi bilen ve tanıyan kimseler, peygamberlerin umumu oldukları halde ona herkesten daha çok ibadet ederler. Burada da bir kısım, ee, Guya, Tasavvufa intisap ettiklerinden dolayı bir, bir makama geldikten sonra artık ibadetlere ihtiyacım kalmadı diyenlere büyük bir cevaptır. Hmm. Bir insan nereye çıkarsa çıksın ibadetlerden eski tabirle müstani değildir. Sorumsuzluk makamı diye bir makam yoktur. En çok ibadeti peygamberler yapmıştır ama hayatlarının sonuna kadar namazı da orucu da zekatı da farzları da terk etmemişlerdir. Yani ayakları şişinceye kadar Allah. namaz kılan bir peygamberin ümmetiyiz Ümmet aslında. Ya yani baktığımız zaman Hazreti Peygamber böyle yapıyorsa bizim yani namazdan selam vermememiz lazım. Namazdan geri durmamamız lazım. Her anımızın namaz olması lazım, ibadet olması lazım. Haydi onu yapamıyoruz. Sekiz olmazsa ikişer dörder rekat gece namazı, farz namazlar, kuşluk namazı, evvabin namazı gibi nafileleri de ilave etmeye gayret etmeliyiz. Çünkü bizim eksimiz daha çok. Bizim noksanlarımız daha çok. Efendim, herkesten çok şükrederler ve ona göre gerektiği şekilde ibadet ettiklerini, edemediklerini itiraf ediyorlar. Niye? Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet etmemiz mümkün değil. Seni hakkıyla zikretmemiz mümkün. Değil. Allah demek bir zikirdir. Ama zikrin bin bir mertebesi var Abdülhamit Bey. Bir eşyayı görünce, bir böceğin hareketini görünce Allah deyip kendinden geçmek var. Yine nakledilir hatırlarsanız. Mevlana olacak çarşıya çıkmış da birisi dilki derisi satıyormuş. Dilku dilku diye bağırınca Mevlana onu dil ku şeklinde anlamış. Gönül söyle. Hmm. Gönül artık sen coş. Yerinden fırla. Başlamış dönmeye. İşte her sözü efendim bana yardımcı ol iman ve ihlas açısından anlar hale gelmek Allah'ın zikrinin bir başka şeklidir. Evliya Allah'tan olduğuna inandığım Musa Dede Paşa Hazretleri vardı da Tam ara diye bir şarkı vardı. Siz gençsiniz daha belki onu Evet. Tam aradır gençler çalar oynar. O büyük zat demiş ki, bakın bu Türkiyeyi iyi dinleyin, bu şarkıyı, bu müzik parçasını iyi dinleyin. Ne diyor efendim? Tam ara, tam ara diyor. Hakkı tam ara mı? Tam ara diyor. <laughs> tam ara diyor geçmiyor de tam ara, tam ara diyor efendim. Bir kısım sevgililere yazılan şarkılar türküler vardır son darbeyi kalbim ismin olacaktır bunu Efendimize yönettiğin zaman seni zikirde belli bir noktaya getirecek Hatta bir mecbe Allah'a mecz... yönettiğin zaman evet. seni bir şey özür ee, bir mecup yolda karşılaştığı her kişiye Hı. Allah var Allah var dermiş ha. yani her gördüğüne bak Allah var ha, haberin olsun tarzında ha. Sonrasında birisine gelmiş, birisi de demiş ki artık yani sürekli duyduğu için ya kardeşim tamam anladık yani. Allah var yani hepimiz biliyoruz. Kulağına eğilmiş demiş ki Allah gerçekten var he. <laughs> yani Allah'ı bilmekle tanımak arasındaki fark. İşte tövbenin aslında sırrı da bu. Yani tövbenin ihlas ve samimiyetle yapılmasındaki sır Allah'ı gerçekten bilmek ve tanımak hakkı marifetika Onun ya Rabbi seni hakkıyla bilmek mümkün değil. Kim nerede bilse diyecek ki daha yukarıdan biliş şekli var diyecek. Efendim meczubun birisi de biri ona demiş ki ya hani Allah var mısa göreyim. görmüyorum kişi. Kulağına eğilmiş senin dediğin gibi. Onun yok gibi durduğuna bakma her yerde var demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya e Allah'ın zikrin mertebeleri var dedik peygamberler de o mertebelerden biraz bazı şeylerde e, gaflet demeyeceğim ben ona. E, diğer meşguliyetler onları engellemişse bunu bir günah olarak, hata Hı -hı. olarak itiraf edip istiğfar ediyorlar. Şimdi Hazreti Ali Efendimizden bir nakil var. Diyor ki Allahu Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu vardır. Biri peygamberle beraber olmak, bir de istiğfar etmek. Bak bak hulus, hata işlemek bizim babamızdan geliyor. Hazreti Adem'i Cenab-ı Allah cennete koydu. Her şey serbest. Şu ağaca yaklaşma dedi. Yine yaklaştı. Ama i̇mam Gazali diyor ki yine hay aynı babamız, aynı Hazreti Adem hatasının farkına varıp Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna min minel hasirin. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik Hazreti Havva ile beraber. Eğer sen merhamet etmezsen biz perişan olacağız. Bizi affet diye Allah'tan öğrendiği kelimelerle Allah'a tevbe etti. Günah işlemekte, hata etmekte, babaya benzeyip de tevbe etmekte benzememek insana yakışmaz. Allah'a dönmeye, dönmek dönmekte benzememek insana yakışmaz. Bunun için Allahu Teala hatamız var, olacak. İnsanız, melek değiliz. İki yolu var. bir... Resulullah'la beraber olmak, iki istiğfar etmek. Biz şimdi Resulullah'la beraber olma şansını bir nevi kaybetmiş gibi görünüyoruz. Niye? Efendimiz irtihal etmiş, ahirete göçmüş. Ama büyükler diyorlar ki, Peygamberle beraber olmak sadece onunla aynı sofraya oturmak manasında değil, aynı çarşıda dolaşmak manasında değil, aynı mescitte namaz kılmak manasında değil onun sevgisini, muhabbetini, aşkını eğer kalbinde tutabiliyorsan sen Resulullah'la berabersin. Ve ente ma'ahum değil mi ayet-i kerimede geçen? Allah sen onlarla beraber olduğun sürece onlara azap etmeyecektir. Aşkı, aşkı Resulullah'ı, Efendimizin aşkını kalbinde barındıran insana Allah inşallah azap etmez. Bir, böyle değerlendireceğiz. İki, onun gibi istiğfar ederek, onun gibi tevbe, tevbe ederek. Çünkü Cenab-ı Allah "ve hum yesafirun" diye bitiriyor ayeti. Bir de istiğfar edenlere Allah azap etmeyecektir. Çünkü günahını kabul etmiş. İnsan her gün ha bu, buna varabilmek için ne lazım? Sevgili Abdülhamit kardeşim, her gün bir muhasebe lazım. Bildiğimiz tüccarlar önce normalde senede bir hesap yaparlar. Fakat Tüccar diyor ki ya bu gidiş iyiye benzemiyor. Şunu 6 ayda bir yapayım. Şimdi biliyorsunuz elektronik şeyler çıktı, bilgisayarlar çıktı. Hı hı. Kardeşim 6 ay niye bekleyeyim ya? Her ayın sonunda bir muhasebe yapayım. İyiye mi gidiyorum, kötüye mi gidiyorum? Bu dünya ticaretiyle ilgili muhasebe şekilleri. Ahiretimiz söz konusu olunca bizim bu muhasebeyi her gün yapmamız lazım. Yaptığımızda da bir kısım hataların olduğunu göreceğiz. Bu hataların farkına varmak bizi istiğfara, tevbeye sevk edecek. Her gün her insan kendini satışa çıkarır. Efendimizin hadis-i şerifi. Akşama ya kazanmış olarak döner ya da kaybetmiş olarak döner. İnsan her gün muhasebe yapmalı, hatalarını tespit edip, insaflıca tespit edip, korkmadan tespit edip ben bugün şu yanlışı yaptım deyip Cenab-ı Allah'tan affını istemeli. Hani muhasebeyi yaptık da akşama ya ben kimsenin parasını çalmadım. Cüzdanını götürmedim. Bir şey yapmadım. Trafikte giderken ışığı beklemeyip de önüne geçtim mi geçmedim. Otobüste beklerken, otobüse binerken, otobüste dolu. İnsanların önüne geçip aman ben kendimi bir içeriye atayım da diğerleri dışarıda kalırsa kalsın dedim mi demedim. Herhangi bir yerde bir işi yaparken araya başka bir menfaat söz konusu yaptın mı yapmadın mı? Birine konuşurken sesini yükselttin mi yükseltmedin mi? Bunların da muhasebesi lazım. Bunlardan da istiğfar lazım. Belki de gidip o insanı da bulamayabiliriz. Bir kere karşılaştık, geçti gitti. Bir, Ya Rabbi beni bağışla ben bugün boş bulundum, bir kuluyun kalbini kırdım. İki, bunda da samimiyetin e, ispatı için her hatamıza bir sadaka verelim bakalım. Günde kaç tane hata ettiğimiz, bize kaça mal olduğunu da görmüş olalım. Fakirin fukaranın da menfaatine olsun dedikten sonra. Efendim tevbe kullar için büyük bir nimettir. Hı. Siz başta dediniz ya kurtuluşun evet. rafısı. Ve yine Allah'ın lütfu keremiyle son nefese kadar derken buradaki son nefes Abdülhamit Bey yaşama ümidi devam ettikçe demektir. Hı. Arz edebiliyor muyum? Çünkü son nefes olursa bu sefer hani e, Firavun Musa kıssasındaki Aha, Firavun. durum Allah aklımıza geliyor. Çünkü onun son nefesinde ettiği dua... Ve tövbe kabul, yani kabul olmadı. Ben şimdi Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ama el ana şimdi mi inandın? Artık ölümle burun buruna geldin, boğuluyorsun. O yeis halinde iman diyoruz biz ona. Yeis halinde tövbe insana fayda vermez. Daha yaşama ümidi varken, hı hı. zengin olma ihtimali, fakir kalma ihtimalleri varken bunlara rağmen... Allah'ın istediği şekilde hareket etmek, edemediğinden dolayı tövbe etmek. Asıl tövbe budur. Bir tövbe zannedildiği halde, tövbe olmayan bir davranış daha var. O da ne? Günahı o kadar çok işlemiş ki, doktor rapor yazmış. Bundan sonra alkol alırsan öleceksin. Öyleyse tövbe ettim. Kardeşim sen günahtan vazgeçmedin ki, günah senden vazgeçti. Hmm. Sen günah işleyemez hale getir. Yani mecbur mecbur bir durumdasın sen şu anda. Mecbursun sen ona. Buna tövbe de. Ha Allah yine affettir inşallah. Ümidimiz var. Ama... Ya da şu olabilir mi hocam? Şimdi doktor e, bir daha alkol alırsan öleceksin dedi. Evet. O anda idrakına vardı bu işin. Ve dedi ki doktor vesile oldu ama ben gerçekten hakiki manada tövbe ediyorum. Efendim bak biz o hesabın içinden çıkamayız Abdülhamid. O ne kadar samimi. Doktor öyle demese de terk edecek miydi? Doktor böyle demesi dediğin gibi uyanmasına vesile olup... ...aman yarabbi derken ciğerden gelen bir pişmanlık mı? Gece gözyaşıyla, ağıtla, tövbe mi? Biz yok canım öyle o tövbe kabul olmaz da diyemeyiz. Hı hı. Tamam mesele yok. Sen tövbe ettin ya diye garantide de Hani Allah kulunun tövbe etmesi için vesileler meydana getiriyor ya. O yüzden sordum Anladım. Allah bahane Allah'ı. Ancak... Burada işe hikmet gözüyle bakıp doktorun raporu Allah'ın koyduğu bir bahane midir diye düşünürsek kişinin lehine hüküm vermemiz gerekir. Ancak Allah'ın bahane Allah'ı olması, kulunu affetmek için araya bir kısım fırsatlar koymasını biz günde beş vakit namaz, haftada bir cuma, Senede bir ay Ramazan, Kadir Gecesi, diğer Kandil Geceleri gibi vesileler olarak düşünüyoruz. Ve onları iyi değerlendirmek lazım. Kötülüğü terk etmek için doktor raporunu beklemeye gerek yok diye o konuyu noktalamak Eyvallah. istiyorum. Eyvallah. Hocam şimdi bir başka hadis-i şerifimize Sonra geçelim. Sonra kadar açık kapı demek, ben 60 senedir günah işledim. Daha da Allah'a şükür vücudum şey ümit kesme. Allah günahın çokluğuna da bakmadan, süresine de bakmadan affetmeye hazır. Sen terk etme konusunda samimi misin? Bir daha işlememe konusunda samimi misin? Yaptığından dolayı pişman mısın?